Üst sınıflar bunları defterlerine geçiriyor. Birinci sınıflar tahtaya bakın. Evet, baştan okuyoruz. Ali okulak koş. Ali ata bak. Aferin. Bak. Ali at. Bir daha. Ali okulak koş. Ali ata bak. Evet. Bak. Ali at. Aferin. Birinci ve ikinci sınıflar bunları defterlerine geçirdiler değil mi? Geçirdiler öğretmenim. Aferin. Şimdi bunlardan birer sayfa yazacaksınız. Ödeviniz bu. Arkadakiler de bu matematik işlemlerini yapacaklar. Peki, tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Gir. Oo, muhtar hoş geldin. Öğretmen bey, sana bir haber var şehirden. Bak bakalım, belki mühim şeydir. Babamdan. Çocuklar evet, bugünkü dersiniz bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi doğru evlerinize. Yarın sobaya yatacak. Herkes bu kucak odun getirsin. Getirmeyeli sınıfa almam. İyi günler öğretmenim. Güle güle. İyi günler canım. İyi günler öğretmenim. İyi günler. İyi günler öğretmenim. Güle güle. İyi günler öğretmenim. Güle güle. Kapıyı kapatın. Muhtar, benim bir sıkıntım var. Hayrola Erkan Bey. Bak, sınıfta iki tane kız var. Bu işe bir çözüm bul, gözünü seveyim. Köylük yerde kız çocukları gelişip serpilmeye başladı mı pek okula göndermezler öğretmen bey. Buraya her sene bir öğretmen gelir, 3-5 gün kalır gider. Onun için bu çocuklar okuma yazmayı öğrenemeden büyüdüler. Ders görmedi bu çocuklar. Aslında ana babaları da haklı, biliyor musun? 3-5 gün sonra sen de çekip gideceksin buradan. Yani ne yalan söyleyeyim, hiç de kalıcı gelmiyor bana. Onun için sen kızları mızları boş ver de dersini yap öğretmen bey. Ne demek kızları boş ver canım? Bunun mecburiyeti var, cezası var. İlkokul çağına gelen tüm çocukların okula gitmesi mecburi. Öyle kız erkek ayrımı falan yok. Hacer yok, öbürleri. Sonra Halit de yok. Veys'in bebelerine elleşme öğretmen bey. Adamın derdi başından kaçmış. Bir de sen tebelleş olma adama. Göndermez o bebelerini. Nasıl göndermezmiş? Göndermez öğretmen bey, göndermez. Adamın derdi başından aşkı. Karısı bırakmış gitmiş, anasının evine kaçmış. O üç bebelik kalmış orta yerde. O Halit gider çobanlık yapar, bir işe yarar. O Hacer desen evi siler süpürür, o ufak bebeğe bakar. Onun için adama bir de okul deme, dellenir. Acayip dellenir. Peki o zaman en iyisi ben gidip bir konuşayım. Belki de bir çare olur değil mi? Sen bilirsin öğretmen bey. Ama rica ederim, lütfen sen de elinden geleni yap muhtar, tamam mı? Lütfenmiş, rica edermiş. Elinden geleni yap. Beceriksiz herif. Tayinden yine hiçbir umut yok. Sen gel. Öğretmen gitmemiş. Öğretmen gitmiyor. Allah kahretsin. Bir de söz verdi. Yok kardeş. Bizim ev olmaz. Zaten kendimiz zor dönüyoruz içinde. Ben kendimi zor sığdırıyorum vallahi. Müsait olsa başım gözüm üstüne. Ulan bu muhtar da sıkamadı dişini. Şunun şurasında biraz daha kalır. Yol kapanmadan çeker gider nasılsa. Muhtarın kendi derdi kendine yeter. Başı satılmışla belada. Mehmet Emin'in dönenine istemeye gitmişler de bir kovmadıkları kalmış. Ben o ite kız vermem deyip dönüp durur ortalıklarda. Demek ki kızı iyi zapt etmek lazım düşer. Bir de bakmışsın satılmış kızı kaçırıvermiş. O zaman iş daha da yaşa düşer. Lan Nuri, duymadın mı lan? Satılmış bu iş iyilikli olsun deyip kızı kaçırmaya yanaşmıyormuş. La geçsin orada satılmışsa. Öyle der de ne edecek kızı vermezlerse? Oğlum her iş olacağına varır. Şu öğretmen işini konuşalım önce. Hah, bu işin doğrusu öğretmenin evini onarma. Damını kapısını bir güzel elden geçirmek, ama nerede? Kim yapacak? Ya
Öğretmenin kimin evinde kalacağı dert mi oldu? Bir yere sığdıramadınız değil mi? Burada böyle eğleşip durursunuz. Bir türlü öğretmenin odasını hazır edemediniz. Kendisi yapsın istiyorsa Mehmet dede. İstemiyor. İsteseydi yapmaz mıydı şimdiye kadar? Kapısı penceresi yerinde. Bir damı akar biraz. Bir de... Tamam tamam. Anlaşıldı. Bizde kalır. Ben muhtarla da öğretmenle de konuşurum. Hay Allah razı olsun Mehmet dede. Sen daha önce neredeydin? Merhaba Mehmet dede. Merhaba Engin oğlum. Nasılsın? İyiyim sağ olasın. Ya şu senin öğretmen evine baktım ama... Neyse neyse. Sen eşyalarını topla hemen bize gel. Sen muhtarın evinde de rahat edersin. Şey mi oldu dede? Yok yok hiçbir şey yok canım. Bu eve kulağı asma. Bunun damı, kapısı, penceresi yaramaz biliyor musun? Sen şimdi eşyalarını hemen topla bize gel. Ben seni bekliyorum. Bak sen muhtarın evinde de rahat edemezsin. Sen kalk bize gel tamam mı? Hadi benim oğlum. Hadi bak. Geldi. Hoş gelmişsin öğretmen bey. Hayrola? Hoş bulduk Veys efendi. Hayırdır hayır. Veys efendi okullar açıldı. Herkesin çocuğu okulda bir tek seninkiler yok. Benim bebelerin işi var. Olmaz Veys efendi olmaz. İlk öğretim çağına gelen kız erkek tüm çocukların okuması gerekir biliyorsun. İyi de Hacer okuma yazma bilir. Geçen sene gelen öğretmen Hacer'e de Halit'e de öğrettiydi. Bir güzel okurlar. Hacer okuma yazma biliyor mu? E ya bilir tabii. Biliyorsa mesele yok. Bilmese göndermez miyim? Ben istemez miyim okuma yazma bilmelerini? Halit'i de okulda görmek istiyorum. O daha çok küçük gelmesi gerek. Hacer gel canım. Al bakalım oku şunu. Oku kız. Oku da görsün hoca. Hadi kızım okusana. Hı. Korkma kız oku. Ver. Yarın seni okulda göreceğim tamam mı? Hoca hoca dur bakalım. O kadar uzun boylu değil. Nereye gidiyor? Anası bunları bırakıp kaçıp gitti. Eğer Hacer'i okula gönderirsem bu evin işini kim yapar? İçerideki bebeğe kim bakar? Ha? Kim bakar? Ev işlerini kimin yapacağını bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa o da bu ülkede ilk öğretimin mecburi olduğudur. Kanun böyle emrediyor. Göndermemenin cezası var. Sen bilirsin. Ya bebe? Dünyada olmaz. Bebe ortada mı kalsın? Yarın bebeği de al gel okula. Halit'e de haber sal o da gelsin tamam mı? Kapı kapansın evi. Para itikerini çekilsin. Aç kapıyı kız. Aç kapıyı. Aç diyorum sana kapıyı kız. Aç. Aç kapıyı. Aç kapıyı kız. Aç diyorum sana. Aç kapıyı. Senin de kapı kapansın. Para itikerini çekilsin evi. Aç kapıyı. Bağlanasın evi. Aç kapıyı diyorum sana. Dur geldim teyze aç, geldim. Aç. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı, aç. Allah, Allah,
bütün kapılar açsın oğlum. Ay. Ana, ana dur, dur kurban olamam. Ana, 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 gel. Falan değil değil mi oğlum? Değil ana, iyiler. Baban dövüyor mu Hacer'i seni? Dövmüyor. Ben buradayım ya. Doğru ya. Ana, ana. Ben okula gidiyorum, öğretmen dedi. Yavrum, kızım. Sen okula gidince bebe ne olacak? O da benimle gelecek. Nerede şimdi? Evde uyuyor. Kardeşine iyi bak, olur mu yavrum? Çok özledim. Canım kızım benim. Meretler, kıran giresiceler. Gene mi tebelleş oldunuz? Amanın. Mehmet, Mehmet. Şu kapanı getir çabuk. Sıçanlar her tarafı alt üst etmişler. Hani nene, fareler nerede? Aman yavrum, şimdi çıkarlar mı hiç? Gene. Bak, kapanı buldum kız. Bak bak. Ha geldim, geldim. Geliyorum. Oo Engin oğlum, geç yavrum. Merhaba geç. Dede. Gel içeri, gel. Ha. Koy onu ver yere. Koy, koy. Nedir bu dede? Bu kafan, bu kafan. Fare kafanı. Ya bizimkilere dadanmışlar. Nenem gene söylemeye başladı. Bunlarla başa çıkılmaz. Dadanmışlar yine kör olasılar. Bakın bakalım kim gelmiş? Merhaba anne. Hoş gelmişsin yavrum. Bakın şimdi şuraya peyniri takacağız. Fare ne yapacak dede? İşte kurduk. Fare ne mi yapacak? Şimdi fare gelecek, peynirin kokusuna buradan içeri girecek. Peyniri yiyecek mi dede? Buraya kadar geldiğine göre yer herhalde. Ama yazık değil mi dede? Ya bırakalım da her şeyimizi yesin. Biz de ağzımızı tavana dikelim bütün kış. Sen bunların ufak tefek olduklarına bakma. Bunların dişleri marangoz testeresi gibidir. Her şeyi keser parçalarlar. Ya vallahi insanları bile yer bunlar. Sahiden yer mi dede, yer mi? Yemez, yiyemez. Sen daha acıkmadın mı? Bugün hiçbir şey yemedin. Hadi yavrum kalk gidelim de soframızı kuralım hadi. Ne çok ders veriyor bu öğretmen. İyi, iyi. Versin, versin. Yapmazsak kızıyor. Ha. Önce okuma yazma sonra ya. İstiyor. Ona göre ha. Onca derdimin arasında bir de bu satılmış iti çıktı. Bu kız görüşüyordur. Ne edip edip bir haber salıyordur. Gözünüz nerede sizin? O adam bu kadar azmazdı gözünüz olsaydı. Ama evden çıktığını bir görürsem, bir duyarsam ikinizin de bacağını kırarım bunu bilmiş olma. Böyle de dedi dedim. Senin aklın nerede lan? Açsana gözünü biraz. Bir okul tutturmuşsun, öğretmenin dibinden ayrıldığın yok. Aklından çıkar o iti. Ona kız mı veririm ben? O kim oluyor ki? Haddini bilmez it. Vereceğim taban hakkı 3-5 baş hayvan. Alsın defolsun gitsin. Onun hakkı 3-5 hayvan de. Daha çok. Bak hele şuna. Bak. Kız sen kimden yanasın? O itten yana mı yoksa babandan, atandan yana mı? O ait deme. İt. Hem de bey kapısında gırçıl it. Şu benim kızıma bak hele, benim kızıma. Elin iti için bizi ayaklar altına alıyor. Onu unut. Bu evden ölün çıkar, ölün. Kimsesiz deye mi vermiyorsunuz? Cunsuz deye mi? Bana bak. Yıkıl karşından. Ben çobana kız verip de ardımdan laf ettirmem. Sonra ne derler bana?
Hayati, bu işe bir çare bulmak gerek. Bu böyle olmaz. Gönderelim Zühre'yi şehre, kalsın amcasının yanında. Bence böylesi daha iyi. İyi, zaman geçsin biraz. Öyle olsun. Yarın Hidayet alsın götürsün bunu abimin yanına. Görürüz bakalım o zaman. Ah, gitti de gönlünü kime kaptırdı? Elin çulsuzuna, elin beş parasızına varıp da ne yapacaksın kızım? Beter olursun. Gün gelir kapımıza gelirsin, eller güler halimize. Unut o oğlanı yavrum, unut. Bak, hayırlı kısmetlerin var. Birinden birine hede yavrum. Siz de derseniz deyin. Hem artık ben vazgeçemem ondan. Bana bak, kaçmaya aklından çıkar. Adım atamazsın kapı dışarı. Kaçmak mı? Yok öyle bir düşünce. Hem zaten o beni kaçırmaz ki. Oy! Yoksa sen. Vay yiğit vay. Bunu da mı yaptı sana ha? Ne zaman kız, ne zaman? Abi duymasın, deden duymasın, baban duymasın. Kemiklerini kırarlar. Ama önce o itin kemiklerini kırarlar. Bucağı batasıcağı. Oldu bir hata ama. Ne hatası? Zorla mı oldu ha? Zorla mı? Yok. Zorla olmadı. Vay başıma gelenler. Vay başımıza gelenler. Vay başımıza gelenler. Aa! Aç, 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 aç bana! Rezil ettin bizi bütün köye, rezil! Ne halin varsa gör. Aç lan. Ne halin varsa gör. El kapılarına sürüm sürüm sürüm. Sürüm yapma. Sürüm dur, sürüm. Yapma. O zaman görürsün. Sen dur ana. Bırak. Dur ana sen. Ben bunu bırak. Git öbür türlü. Dur dur dur. Durun durun. Aptalca bir iş yapmayın. Önce bir düşünelim. Ele güne durdu. Yeterli. Çakası bu zor istemeyin. Kızı halletmiş de haberimiz bile yok. Tabii gasıdır. Tabii çobanlığına bakmayın. Öfkeyle düşünüp de rezil etme kendini. Murun. Ben sana göstermez miyim? Aha buraya çiziyorum. Seni o satılmışa vermem dedim, vermeyeceğim. Ne yapsan ne etsen vermeyeceğim. Nasıl olsa verecek bir koca buluruz seni. Ya bebe? Kuş emri. Görüyor musun? Oya geldi. Nasıl öğrenecek bu maşallah okumayı yazmayı? Ya anasına Almanyalara mektuplar yazacak. Anası da kim bilir ne kadar sevinecek. Gelecek bu kuzusunu kucaklayacak. Özlemiştir. Hem de nasıl özlemiştir. Ben de onu özledim nine. Mektup yazsam gelir mi nine? Gelmez olur mu kuzum? Elbette gelir. Öyle değil mi dedesi? Tabii gelir gelir. İnsan kendini yapayalnız hissettiği yerde anılarına daha da çok bağlanıyor sanki. Ben de burada sizleri, sinemaları, tiyatroları, arkadaşlarımla serseriliklerimi hatırlıyor, özlüyorum. Bir de umutsuzluk var tabii. Tayin için beni daha fazla oyalamayın. Nazım amcamla bir kez daha konuşmanız lazım. Ona durumumu anlatıp biraz daha gecikmem halinde dönüşümün mümkün olamayacağını söyleyin. Her şey sizin çabanıza bağlı. Burada mahsur kalmak istemiyorum. Ne olur elinizi çabuk tutun. Şimdiden üşümeye başladım bile. Hasretle ellerinizden öper sevinçli haber beklerim. Oğlunuz Engin. Eski zamanlarda yol gitmeyen, yolcu uğramayan bir dağ eteğinde bir çiftçi ailesi yaşarmış. Bu ailenin derdi ne yolsuzluktan ne de ıssızlıktanmış. Fare denilen bir mahluk tebelleş olmuş başlarına. Ekinin bir kısmını tarlada, bitiremediğini de gelir evde yermiş. Bu yüzden evdekiler gece gündüz fare nöbeti tutarlarmış. Bu küçük canavarın elinden kurtarabildikleri tahılı ekmek yapıyoruz. Adam gülmüş. Yahu demiş, bunlar sizin kuşunuz mu? Ne kuşu birader,
Bunlar bizim belamız demişler. Velhasıl kelam adam o saat anlamış ki bu insanların kedi diye bir hayvandan haberleri yok. Ben demiş size kocaman, kocaman bir aslan yavrusu getireceğim. Bütün farelerin hakkından gelecek. Gitmiş böyle büyük, yaman, semiz bir kediyi kapmış getirmiş. Kedi bir iki hafta içinde köyde ne kadar fare varsa kırmış geçirmiş. Kedi yedikçe semirmiş, tüyleri parlamış, gözleri ışıldamış. Bir bakmışlar köylüler, ortalıkta fare mahalle gözükmüyor. Bu sefer kara kara düşünmeye başlamışlar. Yahu demişler, acaba bu aslan yavrusu bundan sonra ne yer? İşlerinden sivri akıllı biri, ne yiyecek bizi yer diye vermiş. Yer mi dede? Gece vakti küçücük çocuğa anlatılan masala bak. Pedagoglar duymasın. Onlar da senin gibi çok korkmuşlar, çareyi kaçmakta bulmuşlar. Kedinin ortalıkta gözükmediği bir vakitte kanılarına binmişler, uzak bir dağın yamacına gitmişler. Gitmesine gitmişler de yüreklerine gene de büyük bir kuşku düşmüş. Babası oğlunu çağırmış, demiş ki oğlum git bak bakalım bu kedi ne yapıyor. Oğlan koşmuş köye gitmiş, uzaktan bir de ne görsün. Kedi köyün harman meydanına çıkmış oturuyor. Sürüne sürüne yaklaşmış, kediye bakmış. Kedi yenice bir fare yemiş. Bir yandan yalanıyormuş, bir yandan da ön ayaklarıyla bıyıklarını temizliyormuş. Oğlan bunu görmüş, koşmuş babasının yanına gelmiş. Aman baba demiş, gördüklerimi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kedi harman yerine çıkmış bekliyor. Diyor ki onlar bir elime geçmesinler. Burada bekliyorum, onları çiğ çiğ yiyeceğim. Sonra ne yapmışlar dede? Bunu duyunca çok korkmuşlar, daha da uzaklara kaçmışlar. Öyle şey olur mu dede? Olmaz tabii. Öyleyse neden anlattın bu masalı bana dede? Masalcı başı kedinin ne kadar çok önemli bir hayvan olduğunu anlatmak için uydurmuş bu gülüç masalı. Yoksa masalcı başı sen misin dede? Orasını karıştırma. Hadi bakalım sen uyu hadi. Bu ayak kapana girmiş midir dede? Bilmem, belki de girmiştir. Girmesin. Akıllı olsun da girmesin. Hadi bakalım sen uyu hadi kızım. Hadi hadi. Fareyi bilmem ama ben kapana girdim galiba. Yalan diyorlar. Ellerim kırılsın ki Zöhre'ye dokunmadım ben. Gel ya. Gel kalk bak. Hadi gel. Bizim köyün derdi eksik olmaz Engin oğlum. Sen de ucundan kıyısından bu dertlere bulaşmaya başladın. Allah senden razı olsun. Gel Halit bak. Kapıyı aç. Kaç. Koş. Hadi. Gel. Ha.